Merhabalar. Bu akşam Turgay Bengü ile birlikteyiz. Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaten Ankara'da yaşıyorum bu arada. Ben... Burayı kesersiniz. Ama hayır, sonuçta hani gezip yine sonuçta evet, evet. Geliyorsunuz. Tabii yine ama biraz misafir modu oluyordur tabii yine. Yani misafir modu değil ama konser heyecanı hep oluyor. Bunun Ankara, İzmir, Bursa neresi olduğu çok önemli değil. Sevenlerle buluşmak, özellikle böyle bir konseptte buluşmak her zaman heyecan verici. Ama kendi evinde konser veriyor olmak özellikle böyle bir... Çünkü yıllardır Ankara seyircisiyle... Ankara seyircisi ayrıdır zaten. Evet. Yani özellikle rock müzikte Ankara seyircisinin üstüne tanımıyorum. O yüzden bu akşam da çok güzel ve çok heyecanlı bir konser olacak. Peki o zaman biraz geriye dönmüş gibi olacağız ama sizi tanıyabilir miyiz? Turgay Bengü kimdir, neler yapar? Turgay Bengü aslında müzikle hiç alakası olmayan bir ailenin, memur bir ailenin ortanca çocuğu. Küçük yaşta işte abisinin eve getirdiği çeşitli enstrümanlarla müziğe başlamış. Daha sonra işte o zamanların çeşitli tarzlarını denemiş ama kendi özünü Anadolu Rock'ta, rock müzikte bulmuş. Bir çocukluk yaşamış birisi Turgay Bengü. 14 yaşında ilk kez müzikten para kazanıp ondan sonra hiç bırakmamış. Bir müzik adamı diyebiliriz. Bu süreçte Türkiye'nin bütün değerlerini dinleyip en yakın hissettiklerinin şarkılarını olabildiğince onlar gibi sahneye koymaya çalışan bir adam. Peki Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu çok fazla yer veriyorsunuz müziğinizde. Güzel yorumluyorsunuz, güzel icra ediyorsunuz. Peki Cem Karaca ve Barış Manço ile tanışmanız nasıl oldu? Onların bu kadar usta isimlerin müziği sizin müziğinizi nasıl etkiledi? Sizin hayatınızı nasıl etkiledi aslında tam olarak? Beni tam olarak şöyle etkiledi. Cem Karaca'nın ses rengi en çok etkileyendi zaten. Yani ilk Cem Karaca'yı dinlediğimde ben gözlerim falan açılmıştı böyle. Çünkü o ses tonu bir de Ersan ve de Daşlar bilirsiniz onda vardır falan. Bayılmıştım. Barış Manço zaten uzaktan akrabam. Yani akrabam derken benim yengemin kuzeni falan. Sadece bir ortamda birlikte olabilmiştik. Ama Cem Karaca ile birçok kez oturup birçok kez muhabbet etme şansı yakaladım. Hatta ona kendi şarkılarını söyleyebilmek gibi bir haz elde ettim. Birçok kez onun konserlerinde misafir olup onu da kendi konserlerimde misafir ettim. Güzeldi, ikisinin de toprağı bol olsun. Sadece onlar değil tabii, bir sürü değerimiz var. İşte Erkin abi, Erkin Koray var. Allah uzun ömür versin ona da. Şu an hali hazırda Kurtalan Express'le zaten bazı konserlerde birlikte oluyoruz. Onlara da çok selamlar buradan. Özellikle Ahmet abiye. Böyle mümkün Ahmet olduğu kadar... Ahmet abiye bizden de selamlar olsun. Onunla bir zaten tekrar görüşüp... Tekrar bir söyleşi yapma sözümüz var kendisiydi. En kısa zamanda onlar da burada olacaklar zaten inşallah. Böyle yani mümkün olduğu kadar Anadolu Rock'ı yaşatmaya devam ettirmeye çalışıyoruz. En güzel şekliyle, dejenere etmeden, eski haliyle yaşatmaya çalışıyoruz. Peki Cem Karaca ve Barış Manço ikisi de çok önemli Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden. Ama belli farklılıkları var bence. Ki herkes de zaten böyle düşünüyordur. Hı-hı. Sizce o farklılıklar neler? Aynı oldukları noktalar neler? Bir de siz bu iki farklı ses tonunda, yani iki farklı tarz aslında, farklı Hı-hı. yorumlarda orta noktayı nasıl bulabildiniz? Yani iki kişiyi nasıl orta noktada kendinizle birleştirdiniz? İşin aslı yin yang gibi aslında. Bir denge her şeyde olduğu gibi. Yani bu mükemmel dengenin içinde müzikte de Cem Karaca ve Barış Manço aslında bir denge. Cem Karaca ne kadar agresif, ne kadar progresif müzik yapıyorsa Barış Manço da bir o kadar dingin, daha sakin müzikler yapıyor. Böyle bestelere imza atmış bir sanatçı. Bunun ikisini sentezlemeye çalışıyorum aslında. Yani o dengeyi sahnede kurmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyor muyum? Hayır, çünkü hayatın içerisinde dediğim gibi bu denge zaten var. İnşallah iyi yansıtabiliyorumdur. En büyük şeyim o. Hedefim o. Ben
ben aslında Barış Manço'nun da Türkçe parçaları evet daha dingin ama İngilizce albümündeki parçaların biraz progresif olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Yani peki İngilizce parçaları hakkında bir yorumunuz var mı? O parçaları coverlıyor musunuz? Siz söylüyor musunuz? Şimdiye kadar öyle bir çalışmamız olmadı. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Yani şu anki şeyimiz bu turne kapsamında daha çok en bilinen şarkılarını söylemek. Dolayısıyla daha geniş bir kitleye hitap etmeye çalışmak. Daha sonra yapacağımız çalışmaların içerisinde ama çok altta kalmış, çok fazla bilinmeyen çok şarkıları bilinmeyen, da... Çok güzel İngilizce evet, şarkıları, çok güzel şarkıları var Barış Manço'nun ve ben hani çok geç keşfettiğim için çok üzüldüm. Hakikaten ya harika yani o... Çok iyi şarkılar hatta var. Hatta o bizim çok beğendiğimiz o yabancı grupların yaptığı şeyi o çok daha önce yapmış tabii, aslında tabii. Ama kimse böyle bir hani değeri bilinmemek de demek istemiyorum ona. Değeri her zaman Barış Manço'nun ayrıdır, bilinir ama abimiz. O parçaların değeri bence yani olmaları gerektiği yerde değil o parçalar Tabii bence. biraz Çok daha daha... işte onları da duyurmak adına. İlk önce yani malum Türkiye'de bir şeyler yapabilmek için böyle ilk önce bir kitle oluşturmamız Evet. gerekiyor. Bunun için hali hazırda zaten herkesin bildiği şarkıları ilk önce bu kitlelere sunup bu kitleyi genişletip daha sonra bakın aslında şunlar da var deyip bu değerleri biz de gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela benim yakın zamanda gerçekleştirmek istediğim şeylerden bir tanesi bir Safinaz müzikali yapabilmek. Cem Karaca'nın Safinaz diye bir şarkısı vardır, 17 dakika. İnanılmaz bir hayat hikayesidir. Bir kapıcı kızının doğumundan ölümüne kadar olan süreci inanılmaz güzel anlatır. Bunun bir müzikalini yapma fikri hep, yani birçok yıldır aklımda ama yavaş yavaş buna yaklaşıyorum. Bu hedefe yaklaşıyorum. Bunun gibi birçok projede var. İşte bunun içerisinde dediğiniz gibi altta kalmış şarkıları gün yüzüne çıkarmak var. Yabancı şarkıları biraz dile getirmek var. İnşallah yani gücümüz yettiğince desteklerle birlikte bunları da gün yüzüne çıkaracağız inşallah. Umarım o müzikal fikri güzel bir fikir. Umarım gerçekleştirirsiniz en kısa zamanda. Peki rock dışında yaptığınız bir müzik türü ya da ağırlıkla dinlediğiniz müzik türleri neler? Başka neler yapıyorsunuz? Güzel olan her şeyi dinliyorum. Hiç böyle çok dejenere olmadığı sürece, müzik çok dejenere edilmediği sürece her şeyi dinlemeye çalışıyorum. Her şeyden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Müziği araştırmaya çalışıyorum her şeyden önce. Bu müzik arkadaşlarımı, grup arkadaşlarımı da genelde bu tarz insanlardan oluşturmaya çalışıyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Sohbetlerimizde çok değerler geçiyor. Söylediğim birçok tarz var. 80'ler, 90'lara bayılıyorum. Türkiye'nin en iyi, müzikte en büyük adımlarının atıldığı zamanlar olduğuna inanıyorum. Onların şarkılarını da yaşatmaya çalışıyorum. İşte On Not'un düzenlemeleri mesela inanılmaz, çok hastasıyımdır yani. Yavuz Çetin. Bunların hepsini yapmaya çalışıyorum. Sesimin yettiği kadar, yüreğimin yettiği kadar onları da seslendirmeye çalışıyorum. Bazı projelerde, akustik projelerde onlara da yer vermeye çalışıyorum. Peki yeni dönemde işte bu Türk rock'ta, Anadolu rock'ta beğendiğiniz, desteklediğiniz isimler var mı? Yani yeni jenerasyon nasıl sizce, yeni gelen? Alternatif rock çok anladığım bir şey değil. Yani rock müziğin bir alternatifi olması fikri dinleyen kitlesi olması açısından evet güzel, karşı değilim. Ama rock müziğin rock müzik gibi söylenmesi taraftarıyım daha çok. Yeni nesil talebi karşıladığı için gayet iyi gidiyor bence. Ama her zaman eskinin tadı ayrı bende. Mesela bir Pentagram, Mavi Sakal falan gibi grupları gidip en önden dinleyip hepsine hayranlıkla bakmaya devam ediyorum hala. Peki ilerisi için bir albüm ya da kendi bestelerinizi oluşturma fikri var mı şu an için? Çok yakın zamanda böyle bir şeye adım attım, bir single çalışması olarak. Ama şu an teknik nedenlerden dolayı kendi evimde ufak bir stüdyom var. Orada çalışarak başladım ve daha 3 gün önce sağ olsun Tümer neredesin? Tümer bizim eve geldiğinde garip bir elektrik oluyor. Tümer bizim basçımız bu arada, Tümer Dalga Kıran. Evdeki bütün elektronik aletlerde bir problem oldu. Gerçekten ve benim bütün bu kayıtlarımın olduğu bilgisayar çöktü o gün.
akvaryumun ışıkları patladı. İnternet kesildi falan. Gerçekten garip bir şey oldu. Güneş patlaması falan mı oldu acaba? Tümerden olur. Tümerden her şey olabilir. Yani tümeri eminim tanıyanlar izleyeceklerdir, anlarlar ve şu an gülüyorlardır izlerlerken. Selam dostum. Yani onların eğer kurtarabilirsek biraz daha hızlanacak süreç. Ama kurtaramazsak baştan başlamamız gerekecek. Bu da 2019'un ortalarına kadar falan sürer diye tahmin ediyoruz. Umarız teknik aksaklıkları bir an önce halledip... Umarım. Tümeri bir daha eve almayacağım zaten hiç. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sizinle konuşmak güzeldi. Umarım çok güzel bir konser olur ve İnşallah. Daha niceleri olur. İnşallah.